Açman gerekiyor. Pardon, çok heyecanlı hocam. İlk soruyu ben sorayım istedim. Şimdi bu yapmış olduğunuz çalışmalar çok çok değerli. Ve bugüne kadar niye yapılmadı diye ayrıca insanın sinirini bozucu bir soru var ama konum o değil. Bu çalışmaların, bu tezlerin H-index oranını ben merak ediyorum. H-index'e konu alıyorlar mı? İthaf alıyorlar mı? O bizim dışımızda değil. Şu ana kadar ilk kez ben İngilizce olarak yazdım. Henüz yayınlanmadı. Daha önce dediğim gibi kendimiz iki adet makale yazdık. Bu benim akademiya sistemde en çok okunan makaledir. Odin'in Göçü makalesi. O bizim dışımızdaki bir konu. Bir atıf veya ilgi konusu okumayla alakalıdır. Ama yeni bir şey ortaya attınız. Çünkü kendim yaşadım. Kendi alanımda bütün mevcut tezleri çok güzel çürüterek Hırvatların kökenine dair yeni bir tez ortaya koydum. Bu büyük bir öfkeye, düşmanlığa sebep oldu. Yani resmen düşmanlık halini aldı. Hırvatları Türk yaptı ki bende öyle bir şey yok. Şimdi ben bilimsel olarak bunu gösterdim. Önce basında, yayında çok bayağı bir röportaj yaptılar. Kamuoyuna mal oldu. İnternet ortamlarında konuşuldu vesaire. Akademiden uzun süre ses çıkmadı. 5-6 yıl sustular. Hiçbir üretim yapılmıyor. Daha sonra kaldıkları yerden hiçbir şey olmamış gibi eski tezlerden yavaş yavaş devam etmeye başladılar. Birkaçı tutulmayan, Osman Karatay'ın tutulmayan tezi. Bir dakika. Tutulmaması için bu tezin çürük yanlarını, yanlış taraflarını göstermeniz gerekiyor, eleştirmeniz gerekiyor. Hırvatistan'daki veya bu alandaki çalışmaların tarihi ortada, benim çalışmam ortada. Böyle yıllarca susup ne yapacaklarını şaşırıp bekleyip bekleyip ondan sonra yavaş yavaş yeniden başlayıp eski usul başlayıp bunlar ve arada da işte ayıp olmasın diyerekten tutulmayan tezi. Tutsanız ney, tutmasanız ney? Ben ispatladım, sizin görüşlerinizin yanlışlığını söyledim, kendi görüşümü söyledim. Hoşlarına gitmiyor, duymak bile istemiyorlar. Şimdi atıflar ya yapılmıyor ya bu şekilde yapılıyor. Wikipedia'da yine aynı şekilde yazıyor. Kendi eserlerinde aynı şekilde yazıyor. Tutulmayan tez. Benim derdim değil, onların derdi. Tutsunlar tutmasınlar diye yazmadım. Ama bu tez, bir herhangi tez eğer yalanlanamadıysa, çürütülemediyse tutulmayan diyerekten bir PR çalışmasıyla bu iş yürütülemez. Bilim konusu bilimsel zeminde yapılır. Kamuoyu zemininde yapılmaz. Bilimsel olarak bir tezin üzerine gidilir ya da gidilmez. Öbür türlü kısım siyasete girer, başka konulara girer. Dolayısıyla Barbaros Bey, bu konuda henüz İngilizce bir şey yazmadık. Türkçe yazanlar, bunu okuyanlar, 5000'e yakın insan sadece akademiyadan okumuş ama o metni alarak HTML olarak değişik internet sitelerinde şurada burada paylaşanlar çok oldu. Belki 10 binlerce insan Odin'in göçünü okudu. Zaten Türkiye'deki temel bilgi kaynağını da o makale oluşturur. Fakat ne kadar akademisyen kullanıyor? Türkiye'de zaten bunu çalışan insan sayısı belli. Ya birkaç kişi akademik olarak bunu çalışanlar. Yurt dışına ne kadar yansıdı bilmiyoruz. Öyle bir derdimiz de yok. Ama şu an ben İngilizce olarak yayınladığımda görecekler hem genetik kısmıyla, paleografi kısmıyla, o yazıyı inceleyerek, Futark yazısıyla bizim oyma Türk yazısını karşılaştırarak, bu dediğim eski sagalardaki metinleri
hem kültürel hem tarihi kısmıyla karşılaştırarak, asların tarihini görerek, ortaya koyarak ben bunu ortaya koyacağım. Ondan sonra anlarız bunun etkisi bilmem nesi nedir. Ama sosyal bilimlerde fenciler gibi düşünmeyelim. Fen alanında daha şeydir, duygular karışmaz bu konulara. Ama sosyal bilimler daha bu noktada stratejik ve insanın duygusuna hitap eden bir konudur. Şimdi siz bir konuda Türk varlığını ortaya koyduğunuz zaman, ki ben Türk kültüründe de başka ögeler var, onları da dürüstçe yazıyoruz. İşte geçen hafta bir Orta Asya'da minare diyorlar. Hayır, minare değil dedim. Bir resim paylaşmıştım. Bu bir gözetleme kulesidir. Tura, Dura denilir özgün isim olarak ve Sanskritçe bir kelimedir. Sanskritlerden kelimeyi almışız. Tura kelimesi İngilizce tower ile aynı kökten gelen bir Hint Avrupa kelimesidir. Kule demektir işte. Vesaire. Türkçe'de bulunan başka şeyleri de aynı şekilde yazıyoruz. Ama anlaşılmadık bir şekilde evet bir ön yargı var sosyal bilimlerde. Yani bunun Türk olması, bir kişinin soyadının Türk olduğunu, Türkçe olduğunu öğrendiği zaman dünyası yıkılan pek çok insan tanıyorum. Doğu Avrupa'da özellikle. Ne bileyim, maalesef duygular geride kalamıyor sosyal bilimler sahasında. Bu yüzden bizim öyle bir derdimiz yok. Onları aştık. Yani uluslararası camia bunu kabul etmiş, etmemiş. Eğer çürütemediyse, bir eleştiri yoksa teslim olmuş olarak anlarım ben. Onların görmezden gelmesi, onların atıf yapmaması gibi konular beni ilgilendiren konular değil, onları ilgilendiren konular. Ben onların tezlerini çürüttüysem, onlar tekrar savunamadıysalar, o tezler çürümüştür. Ben bir tez ortaya koyduysam ve bu tez çürütülmediyse, bu tez ayaktadır. Ve şu an cari olan tez budur. Genel olarak bunu söyleyeceğim ama Viking çalışmalarında henüz uluslararası alana açılmadığımız için bir şey diyemeyeceğim. Ama oralarda çok sayıda sosyal medya üzerinden işte genç arkadaşlar falan tartışmalara giriyorlar. Ciddi bir kamuoyu oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu alanda işte meşgul olan arkadaşların, hocam işte Norveç'te, İsveç'te falan insanlar ciddi manada bu konuyu konuşuyorlar. O dinin Türk asıllı oluşunu falan bayağı bir kamuoyu oluşmuş demek ki. Ki oralarda bu yönde yazılmış eserler olmadığı halde. Evet. Şey var, ben bunu sormayayım. Ben ortopedi uzmanıyım. Bizde age index çok önemli. Yazmış olduğunuz şeye atıf olarak da sizi eğer destekliyor anlamına gelir. Acaba öyle bir şey var mı diye bilmediğimden sordum. Bu arada YouTube'da bakıyorum. Düşündüğümüzün çok ilerisinde bir genç nesil geliyor hocam. Bunu da görüyorum. Evet. İlkay Aydın, genç bir arkadaşımız herhalde, şeyin kuzgunların isimlerini yazmış. Münin evet. Nüvekin demiş. Ben ona birazcık da ben ilave edeyim. Münin hafıza demek. Nüvekin de düşünce demek. Evet, gayet tabii. İki tane kuzgunu buluşuyor. Bir evet. De ilave edeyim hocam. İki tane de kurdu var. Tabii ki. Türk kültüründe kurdun çok ayrı bir yeri var biliyorsunuz. Gayet. O dil o kadar böyle bir tek şurada böyle yazı geçmiyor. Ben Türk'üm diye bir yazı geçmesi lazım o dilde milletin kabul edebileceği. Kurduyla evet. Ve kuzgunuyla dolaşan başka bir budun yok. Evet, gayet tabii. Daha sonra o şeylerin isimlerini de söyleyeyim. Hatırlıyorum. Yani. Freki ile geri. Kurtların isimleri. Evet. Evet. Ondan sonra biz
bir kez çok heyecanlandırmıştı. Ben sizin makalenizi okudum. Ondan sonra bir de Turgay benim sınıf arkadaşım. Turgay Kürüm. Liseden. Evet. Turgay anlattı. Böyle böyle bir çalışma yapıyor deyince aradım. Akademiyada buldum, okudum. Tabii o daha da bir yükseltti bendeki çıtayı. Dedim bunu onların çalışmaları var. Ön Türk Akademisi. Ön Türk Akademisi'ne mutlaka biz bir yerlere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Ondan sonra size de bu şekilde ulaştım zaten Sayın Hocam. Sağ olun. Sorular ve devam edeyim. Fatih Erçetin diyor ki biyoloji yalan söylemez. Artık DNA çalışmaları var. Bunlar çoğalırsa insanlığın yayılımını çok daha net biçimde belirleyebiliriz. Y kromozomu üzerinden yapılan bu çalışmalarda R1B ve R1A'nın yayılımları hemen hemen belirteç. Ve size bir ara ben bir link atacağım. Burada yapılmış iki tane çalışma var. Profesör Doktor Nevres Koylan'la, ki kardiyoloji profesörüdür. Bu entelektüel bazda Türklerin tarihiyle çok ilgilidir. Onun yaptığı çalışmanın linkini de göndermek isterim Sayın Hocam. İlkay Bey şeyi söyleyen, Mümin Nevgin'i söyleyen, hocam İskandinav kelimesinin etimolojisiyle ilgili görüşünüz nedir? Kelimenin başındaki skan veya saka ve benzeri Türkçe kelimeyle bağlı olabilir mi diyor mesela? Bunu söylemek çok zor. Kelime karşımıza ilk kez Yordanes'te çıkıyor. Yordanes Skandia olarak veriyor ismini. Saka ile bağlamak mümkün değil. Sakaların tarihini biliyoruz. Sıkıştırılmış, büzüştürülmüş ve yok edilmiş bir topluluk. Yani yayılım sahalarını biliyoruz. Daha sonra Sarmatlar Germen dünyasına doğru giriyor ama Sakalar girmiyor. Sakalar Kırım ve Dobruca bölgesinde sıkışmış, büzüşmüş halde daha sonra asimile olarak sonraki halklara karışıyorlar. Yani Batı Avrupa'ya doğru gitmiyor Sakalar. Ama onların ardılı olan Sarmatlar bunu yapıyor. Nitekim daha yeni çağda Polonyalılar Sarmatları kendi ataları olarak anıyorlardı. Daha 200 sene önce. Bu yüzden Sakaları, yani bu buna yakın herhangi bir ses, bir kelime gördüğümüz Saksonya üzerine çok arkadaş ısrar ediyor. Hocam niye kabul etmiyorsun? Ya bilmiyorum ki nasıl kabul edeyim. Yani Saksonya'nın başında Saks var diye ben bunu Sakaya bağlayamam her gördüğümü. İşte Werder Bremen'i Werder veremem şeklinde açıklayamam ben. Olmaz böyle şey. Sakaların Avrupa'daki yayılımı konusu bunu biliyoruz yani. Öyle bir yayılım olmadığı için. Ha, Sarmatlar için tamam konuşalım da. Sakalar için çok zor İlkay'cığım. Ve Skandia olarak geçiyor ilk kez Yordanes'te kelime. Bizim Saka kelimesiyle bir ilgisi gözükmüyor. İlkay Bey bir de şeyi soruyor. Odin'in karısı ve çocukları hakkında bilgi. Ve isimlerinin Türkçe karşılıkları var mı diyor. Ve Viye adında iki kardeşi var. Bunu Bey ve Bilge olarak açan dostlar var. Ben bunu hiç yapmadım. Öylece bıraktım. Şimdi bize ulaşan bilgiler, isimler yüzyıllar sonra gelmiş. Bir Freya kelimesini Türkçe olarak hangi şeyden, fonetik kanaldan geçmiş, gelmiş. Henüz
ön Türkçe ile ön German dilinin arasındaki fonetik geçişin tarihini bilmediğimiz için biz denklikleri koyduk ama şimdi bu şudur Barbaros Bey. Bir dilden başka bir dile kelime geçerken veya her iki dilde bir aynı kökten kelime bulunurken sabit olarak denktirler. İşte İngilizce war kelimesini güneyde Latin dünyasında ger olarak buluruz. Gerilla'nın geldiği işte buluruz. İşte warranty kelimesini garanti olarak buluruz. Ne bileyim. Demek ki bir W bir G denkliği var. German işte İngilizce'deki W'nun karşılığını diyelim Fransızca'da bir G olarak görüyoruz. Bunun gibidir. İşte diyelim Türkçeden Sırpçaya kömür kelimesi çumur olarak geçer. Köprü kelimesi çupriya olarak geçer. Ivan Drinich'in meşhur kitabının ismi Drina Çupriya, Drina Köprüsü üzerinde dir. Demek ki Türkçe K, keskin K sesi Sırpçaya Ç olarak geçiyor. Bunları tespit etmişiz gözümüzün önünde. Ama ön Türkçe ile ön Türkçeden ön German diline, şimdi her ikisi de daha doğrusu ön German dili kurulmuş da ön Türkçeyi kuramadık. Çünkü ön Türkçe ile akademisyenlerimiz meşgul olmuyorlar. Onu ne bileyim meşgul olmaktan utanıyorlar. Halbuki bir görev bütün dünyada bu yapılıyor. Ondan sonra yapanlar da yok, onlar amatör. Yok bu mühendis işi değil, bu doktor işi değil, bilmem bu tarihçinin işi değil, dilcinin işi. Buyurun yapın, ön Türkçeyi siz kurun. Akademik, profesyonel olarak kendine bu unvan, bu hak verilmiş olan insanlar zaten bildiğimiz işte lerler eki çoğul ekidir, şöyle kullanılır. Ben bunu ortaokulda da okumuştum zaten. Üniversitede yine bunları tekrar duymanın anlamı yok. Neyse, biz ön Türkçeyi kurma iyi henüz yapamadığımız için ancak ondan sonra bu aşamaya geçebiliriz. Ve ancak ondan sonra o fonetik akışın tarihini ve niteliğini gördüğümüzde acaba Türkçe B sesi orada F'ye dönüştü mü? Freya'yı incelerken acaba o R sesi bir Z'den mi geliyor? Bir R'den mi geliyor, bir L'den mi geliyor? Bire bir kelimeden bir şey görmeye çalışırsak bu şansımız varsa çok fazla değişmediyse görürüz. Ama öyle değildir. Çok fazla kelimeler her iki tarafta da değişir. Türkiye'de Türkçe tarafında da rahat durmaz. Sürekli biliyorsunuz telaffuzlar değişir. Öbür tarafta da dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kelime olduğu gibi kalmaz. Sürekli değişir, sürekli değişir. Bu yüzden 2000 sene önceki kelimelerden bahsediyoruz. Ve o dönemin işte fonetik geçişini bilmediğimiz için ben çok değişik şeyler olabilir. Yani bir fre kökünü ber diye bir girişle inceleyebilirim. Bez olur mu, buz olur mu, ne bileyim. Bu bilinmezlik ortamında her şey havada kalacaktır. Öncelikle fonetik tarihi bilmemiz gerekiyor. Baktım olmuyor, o da iş başa düştü. Uzun süredir, madem söyleyeyim, çatlayan çatlasın. Evet, ön Türkçenin kurulumuyla ilgili. Ama bu hiçbir şekilde şey değil, mevcut zaten bulunan kelimelerin yeni bir etimolojisi değil. Çok güzel etimoloji sözlükleri var. Clauzon'un, Sivortia'nın sözlükleri var. O ikinci kez yazılmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar güzel sözlükler. Ama onlar mevcut kullanımdaki, tarihteki kullanılmış dilin etimoloji sözlükleri. Peki bunlardan önce kullanım yani kayıt öncesi dönemdeki halleri neydi bunlar? Ön dil olarak bunu kastediyoruz. Ana German, ön German dilinin yapılmış bu. Orada profesyoneller yapmış, görevdir. İşte ana Aryan dilinin yapılmış bu. Niye Türkçenin yapılmıyor? Niye uğraşılmıyor? Galiba zor, biraz sıkıyor. O zaman
kusura bakmasınlar, yapmazlarsa biz yaparız. Onları bekleyecek değiliz. İşimiz gücümüz var. Bunlar önümüzde. Şimdi İlkay arkadaşımızın sorusunu cevaplamak isterdim. Birileri bu işi daha önce yapsalardı, ben de o ses denkliklerini düşünerek eski Viking isimlerini ona göre tasarlamak, bir muayeneden geçirmek isterdim. Ama yapamıyorum. Yaptıklarımda boşlukta kalıyor. Tamamen kafadan atma olacak. Ben bilim adamıyım, kafadan atamam. evet, durum bu. Hocam, Büyük Atatürk yaklaşık 100 yıl kadar evvel dil, tarih, coğrafya konusunda çalışsınlar diye ilk kurduğu kurumlardan biri, biliyorsunuz. Yani 100 yıl evvel bunları düşünmüş. Gelenler o kurumu yok etmişler. Hala da yok etmeye çalışıyorlar. Evet. Bir mezarlığa çevirdiler. Kocaman bir mezarlık, anıt mezar gibi oldu. Evet. Türklerin tarihi ön Türklerden başlıyor. Ama bahsedilen tarih sadece Osmanlı'nın son dönemi, hatta ortaları bile değil yani. Evet. Yazık. Aslar ve Yazır Boyu arasında doğrudan bir bağlantı var mı diye soruyorlar. Yok. Yazı Boyu daha sonra Peçenek ve Kumanlar ve Oğuzlar içinde de karşımıza çıkar. Yazırlar milattan önce 2. yüzyıl itibariyle Sarmatların öncü boyu iken Sarmat Birliği'nden daha ileriye gidip, yani sürüden kopup daha da öne geçmiş ve Roma komşuluğuna yerleşmiş. Sarmat Birliği içinde bir boydur ama Aslarla bir doğrudan ilişkisi yok. Yazılar Aral Gölü'nün kuzeyindeki sahadan büyük ihtimalle gelme. Çünkü daha sonraki dönemlerde de aynı yerden buluyoruz. Ama Aslar Güney Kazakistan kökenli. As ülkesi, Çinlerin Kangkü dedikleri ülke, Güney Kazakistan kökenli. Oradan geliyor. Yazılar sonraki dönemde de ve Sarmat Birliği üyesi olduğu için Sarmatlar Orta Asya'dan gelmezler. Güney Ural'dan gelirler. Yazılar da Güney Ural kökenli gözüküyor. Çünkü Orta Çağ'da da karşımıza, o bölgede, Aral'ın kuzeyindeki sahada karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla Yazılar'ın ve Aslar'ın ayrı Türk boyları olduğunu düşünüyoruz. Sefa Yörükel Bey'in bir sorusu var. Osman Koratay hocama anlatması için teşekkür ederim. Burada bir farklı açıyla gözden kaçırmamak lazım. Tore Erdal'ın teorisi Norveç'in Sovyet sonrası konjektürel ekopolitikle de ilgilidir. Azerbaycan döneminde Norveç devlet şirketi Statoil'in Hazar'da Şahdeniz yatağında ve diğer yataklarında da petrol çıkartılmasından pay kapmak için de önemli bir makyaj olarak da kullanıldı. Bu Azerbaycan'ın da işine geldi. Haydar Aliyev de kendi sıkışıklığında petrol ve gaz rezervlerini kullanarak Batı ile iyi ilişkiler kullanmak istedi. Ve Azerbaycan'da Tor Heyerler ve teorileri de bu açıdan da çok önem verildi. Tarihi, etimolojiyi ve diğer olayları bilimsel olarak açıklayamamasına ve bilginin yüzeysel olmasının sebebi de bu siyasi ilişkinin geliştirilmesine uyumu zorlamasından kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyor Safa Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki o kısımlara girmedik. Bilmiyorum daha doğrusu ama sonuçta evet, yüzeysel olduğu, büyük yanlışlar içerdiği ortada. Bir de yanlış yerde aramış değil mi? Azerbaycan. Evet. Evet. Orçun, bu konunun İzlanda ayağı ile ilgili olarak neler söyleyebiliriz diyor. Sanırım bahsi geçen bir Tikeri adlı kahraman var. Türklerin tarihin
adlı kitabında da bahsettiğiniz diye hatırlıyorum. Hatta yabancı bir makalede acaba Türkler Tricky karakterine ne kadar sahiplenecek diye bir bitiş de vardı diyor. Evet. İzlanda ayağı şu aşamada bizi ilgilendiren bir konu değil. 8. yüzyıl itibariyle gidip gelmeye başladılar. Daha sonra yerleştiler. Bu arkadaşımızın çevirdiğini söylediğim Egil sagası, oraya yerleşen, orayı yurt tutan bir kahramanın hayatıyla ilgili, Egil'le ilgili zaten. O daha sonraki Orta Çağ'daki Viking lerle ilgili kısım, İzlanda kısmı, köklere dair bir şey söylemiyor. Ha, meraklıysak buna, aynen o Viking filmini izlediğimizde dönemin Orta Çağ'da olanları izliyoruz. Ama öncesine dair bir şey yok. Evet, atıflar var, kültürel atıflar var falan. Onları tamam yakalarsak, farkında olursak görürüz de. İzlanda ile ilgili bilmiyorum. Konumuzla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü İzlanda sonradan yurt tuttukları, Norveçlilerin, Norveç kolunun sonradan yurt tuttuğu, kolonize ettiği bir bölge. Oraya gittikleriniz Vikinglerin 790'lardan başlatılır Viking yükselişi. O dönemde artık tamamen asimile olmuş doğulu unsurlar, tamamen asimile olmuş tek bir halk haline gelmişler. Ama kendi getirdikleri, doğudan getirdikleri kültürel unsurlar o toplumla meczedilmiş. Viking çağında artık kuzeyli insanlar, bunlar Viking çağında bu insanlar Norveçlidir, bu insanlar İsveçli, Danimarkalıdır. Bu insanlar Orta Asyalı değildir artık. O unutulmuştur. Sadece işte o dinin ülkesi olarak hatırlanır. Yani dilleri Germen dilidir. Türkçe kalmamıştır, asimile olmuşlardır. Yani başka ne olabilir? İzlanda'yı konuşalım ama bu konuyla, köklerle ilgili bir veri sağlamaz bize İzlanda. İzlanda'nın güzel tarafı sagaların orada yazılmış olması. İskandinavya'daki yerli halk olarak Sumi ve Laponlar hangi gruba giriyor? Çok anlayamadım kelimeyi. İskandinavya'daki yerli halk, Sumiler ve Laponlar hangi gruptalar? Sumiler, Finlerin kendine verdiği isim Sumi. Evet. Finlandiyalılar, Finler kendilerine verdiği isimdir. Lapon, Finlerin doğu kolu, yani Türkçe ile Azerbaycan Türkçesi gibi düşünün. Birbiriyle anlaşabilecek kadar yakın. Karelya'dan bir sonraki kol. Ama daha çok onlardan öte esas şunu beklerdim. İsveç ve Norveç'in kuzeyinde yine Fin halklarından olan, Suomi olmayan Samiler var. Sami, bu Orta Doğu'daki Samilerden farklı. Bu Samiler de Fin grubundandır. Bunların dilleri aynı gruptandır ama kendi içinde bir aile teşkil eder. Fince ile anlaşamazlar. Fince ile işte Kareller, Laponlar, onlar anlaşabilirler. Onların Rusya'da yaşarlar zaten, Rus toprakları içinde. Ama İsveç ve Norveç toprakları içinde yaşayan, sayıları tabii bugün birkaç bine kadar düşmüş iyice. Daha işte Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşayan Sami adı verilen 12 kadar sanırım. Kitabın daha en son kitabımda bunlardan bahsettim de sayı hatırlamıyorum. Biraz da sadeleştirmeye, birleştirmeye çalıştım. 12 kadar değişik lehçesi var bunların dilinin. Her birini işte 500 ila 1000 kişi konuşuyor, öyle diyelim. Ortalama bugün kalmış olan, hızlı bir şekilde asimile olan bir halk. Onlar evet Fin grubundan insanlar. İskandinavlar kökenlerindeki Türk bağını kabul ediyorlar ve nasıl karşılıyorlar? Onu onlara sormak lazım. Yani onlar kabul ediyor etmiyor. Şimdi
Bu maalesef Türkiye'deki soruyu soranı tenzih ederim. Macarlar Türklüklerini kabul ediyor mu? Yahu Macaristan'da böyle orkestrayla hareket etmiyor insanlar. Bunlar gelişmiş ülkelerdir. Entelektüel seviyeleri yüksek yerlerdir. Herkes kendine göre bir fikir sahibidir. Ne bileyim İskandinavların ki bunlar yeni araştırmalar, daha yeni yeni ortaya çıkan araştırmalar ve orada dediğim gibi ciddi bir kamuoyunda tartışma ortamı oluşmuş durumda ki bizim daha girmemiş olmamıza rağmen onların tartıştıkları konular çok bizi şey bilmedikleri için, ellerindeki verinin anlamını bilmedikleri için bize göre çok yüzeysel kalıyor kaldı ki. Bizdeki derin bilgiyi eğer onlara aktarırsak pek çok kimsenin nevri dönecektir inanıyorum. Ama lütfen bütün dinleyicilerden rica ediyorum bu şekilde şeyler sormayın akademisyenlere. Hırvatlar bu konuda ne düşünüyor? Ya ne demek Hırvatlar ne düşünüyor? Sokaktaki insan mı düşünüyor? Gazeteci mi düşünüyor? Öbürü mü? Milyonlarca insan var burada. Barbaros'un beyin dediği gibi bilim dünyasında bu konu nasıl karşılanıyor dersiniz. Ama İskandinavlar ne düşünüyor? Macarlar ne düşünüyor? Bulgarlar ne düşünüyor? Bu benim alanım değil. Bu kamuoyu şirketlerinin işi. Ve umurumda da olmaz hiçbir şekilde. Kimin ne düşündüğü. Önemli olan benim ne düşündüğümdür. Bilimsel konularda bir hükme varacaksam ben varıyorum. Kendi imzamı atıyorum. Vezir olacak olan veya vezir olacak olan benimdir. Benim ne düşündüğüm önemlidir. Onların acaba ne düşünürler diyerekten böyle ya şöyle yazsam ne olur? Ne derler? Sosyeteye rezil mi oluruz? Biz bilim adamıyız yahu. Bunları düşünemeyiz. Hiçbir şey, dünyada kimin ne dediği hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez. Elimizdeki veri bizi nereye götürüyorsa kendi kıstaslarımıza göre tartarız, inceleriz, bir sonuca ulaşırız. Bütün dünya aksini söylese bile biz bunu söyleriz. Bütün bilimsel gelişmelerde bütün insanların söylediğinin tersini söyleyen insanlar eliyle yapılmıştır. Eğer bugün 8 milyar insanın söylediği ve kabul ettiğini söyleyen birisi aynı bilgiyi tekrarlıyor demektir. Yeni bir şey söylemiyor demektir. Bütün bilimsel gelişmeler tekrar ediyorum. Bütün insanların bildiğinin, inandığının, söylediğinin dışında şeyler söyleyen insanlar eliyle olmuştur. Ben öbür türlü bilim adamı olmayacağım. Yani bu orada bu konu şöyledir, oradan aktaracağım. Bu çok kolay bir şey ya. Ben herhangi bir dili öğrenmek Barbaros Bey 6 aydır. Evet. 6 ay biliyorsunuz. Herhangi bir dili öğrenmek, güzel bir şekilde öğrenmek 6 ayını alır insanın. Ben istediğim dili 6 ayda öğrenirim. Oradan birkaç sene o dilden, o dili konuşan ülkelerden alır alır aktarırım. Ne bileyim, otururum 2 ay içinde bir Meksika tarihi yazarım. Sonra dönerim bir Malezya tarihi yazarım. Bilmem ne, biz hayır değiliz. Bunu yapacak insanlar değiliz. Başkaları yapsınlar. Yapıyorlar da zaten. Biz bilim adamıyız. Biz her yönden ama bütün veriyi önümüze koyup düşünerek sonuçlara ulaşmaya çalışırız. Ben bilmiyor muydum yani bu kadar yıldır Münferit kaç kere kaç yayın evi istedi bir Viking Türk ilişkileri tarihi Vikingler üzerine bir kitap yazmadım. Hem arkadaşlarımızın yazmalarını bekliyorum hem çalışmaların olgunlaşmasını bekliyorum. Böyle sipariş üzerine zaten hayatta yazılmış kitabım yok. Kitap yazarı da değiliz. Biz kitap yazmıyoruz. Biz sonuçlarımızı paylaşıyoruz. Sonuçlarımızı meraklısı ile paylaşan insanlarız. Yani bir falan yazdığımız yok. Evet. Var. Yani buyurun. Özür dilerim sözünüzü kestim ben. Bitirdim. Fatih Erçetin Bey herhalde tanışıyorsunuz. YouTube'da yazmış. İskitlerden kalan kaseyle ilgili son gelişmeler ne der hocam? Yazı çözülebildi mi?
diye yazmış. Bilmiyorum. Acaba Esik Kurgan'ı sanırım soruyor. O çözülemez. Neden? Kök Türk, en erken elimizdeki metinlerin olduğu Kök Türk çağı ile Esik Kurgan çağı arasında 1200 yıl var. Bakın bizimle Kök Türkler arasında 1300 yıl var. Kök Türkler ile Esik Kurgan yazısının sahip olan bence İsedonlar. Onlar arasında da 1200 yıl var. Bizim günümüz Türkçesiyle Kök Türk yazıtları nasıl okunamazsa Kök Türk yazıtları bilgisiyle de öbürü okunamaz. Az önce söylediğim ön Türkçenin kurulumu gerekir. Bütün okuma denemeleri Kök Türk yazıtları üzerinden alınan tecrübe, bilgi, birikim, kelime hazinesi onu oraya aktarmaya çalışıyorlar ve hepsi doğru olan, hepsi haklı olan 13 tane elle tutulur. Hepsi değerli hocalarımızın 13 tane okuması var. Hepsi doğru. Ama 13 tane doğru olabilir mi? Doğru bir tanedir. O zaman bekleyeceğiz. Ön Türkçeyi kurmadan onu çözme imkanımız yok. 14. 15. yine güzel okumalar olacak. Ama şaşıracağız. Birden çok yüzü olur mu bir doğrunun? Doğrunun bir tane olması gerekir. Şey hocam, Coşkun Bey de Şetnat'ta yaşayan Vikingler Sekel Türklerini anımsatıyor. Katılıyor musunuz diyor. O kadar yerelleştirmeyelim. Yani Sekeller ile Şetnat arasında katılamıyorum. Gerek de yok böyle bir şeye. Hiçbir şekilde gerek yok. Katılma imkanı da yok. Ama Sekellere gerek yok. Ben Sekeller çünkü karışmış Doğu Avrupa'nın işte Transilvanya havzasının halkı. Ben hiç karışmamış olan Altay Türkleri, Altay dağlarındaki Türklerin genleriyle yapılan karşılaştırmalardan bahsettim. Dolayısıyla işte takdir ettiğiniz gibi daha saf olan, saf olduğunu bildiğimiz kanlarla, genlerle yapılan araştırmalar daha güvenilir olacaktır. Sekellerin başka bir tarihi var. O belki başka bir sohbetin konusudur. Belki bir Macarlar hakkındaki sohbette değiniriz. Ama böyle bir konuda, köklerin incelendiği bir konuda hiçbir şekilde Sekelleri bir numune olarak alamayız. Cüveyni'nin Tarihi Cihan Güşah eserinde Kaan Bükütekin'in 3 tane kuzgunu var diyor Turgay Kürüm. Bu kuzgunlar yabancı ülkelerden haber getiriyor diye bir ilavesi var. Odin'de Büyü Prensi diyor. Orçun, evet. Odin bir bilge ise onu Türk kültüründe Kaan'ın yanındaki Kam da denilebilir mi? Evet. Odin ve şamanizm üzerine eskiden beri çok bu konuda açıklar. Batı bilim dünyasında Odin ve şamanizm üzerine çok makale bulabilirsiniz. Şu an girin, yazın iki kelimeyi yan yana, pek çok çalışma bulacaksınız. Ama şamanizm evrensel bir kavram olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Odin'deki şamanist unsurların tespiti o yazarların Odin'i Türklere bağladıkları anlamına gelmez. Anlayış farkı vardır. Çünkü şamanizm Türklere has bir konu değildir, evrenseldir. Kuzey Yarımküre'de daha yaygın olan, Sibirya'da daha yoğun olan ama bizim anladığımız gibi şamanizm eşittir Türklük diye bir yaklaşım bulunmadığı için bol miktarda çalışma bulacaksınız. Odin ve şamanizm yazdığınız zaman ama beklediğiniz gibi olmayacak. Onları siz kendi istediğiniz gibi okuyun ve rahatlıkla okuyabilirsiniz. Demin söylediğim Hayat Ağacı, 9 Katı Trans gibi konuları işte bizim okuduğumuz gibi.
Ben bunu şimdi soracağım soruyu ben de merak ediyordum. İsmail Karakuzey soruyor. Osman Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Benim de öğrenmek istediğim, bu araştırmalarınız için herhangi bir kuruluş ya da devlet kurumundan destek alıyor musunuz? Türk Dil Kurumu veya Türk Tarih Kurumu, size yaklaşımları nasıl? Maaşımı alıyorum. Ek ders alıyorum. Yani profesör maaşı alıyorum. Ek ders alıyorum. Tamam. Evet. Türk Dil Kurumu'nun başında şu an komşum bulunuyor. Arkadaşım, yani odamız yan yana olan Gürer hocamız bulunuyor. Yeni işte 1 2 yıldır başında o var. Tarih Kurumu'nu bilmiyorum. Yolunu unuttum galiba. Uzun süredir neredeydi? Sıhhiye'de bir yerdeydi. Unuttum tarih kurumunu. Evet alıyorum. Dedim ya, bir maaş alıyorum. Yeter. Yetiyorlar artıyor bile. Başka bir isteğimiz yok zaten. Olduğu zaman da ben girmiyorum. Hiçbir projeye bu şekilde falan girmiyorum. Çünkü bir ihtiyacım yok. Her şeyi kendi maaşımla alabiliyorum. İyi bir kitaplığım var. Her türlü imkan var. Onun ötesi sınırı aşmak olur. Belki şimdiki çalışmalarımızdaki masumiyetin ötesine götürür. Ne bileyim, daha fazla parayla insan ne yapabilir? Ben zaten bütün kitaplar elimin altında, bütün kaynaklar elimin altında. Daha fazla parayla yapılabilecek bir şey yok. Daha fazla yoğunlaşarak, daha çok mesai harcayarak, daha sakin kafayla yapılabilecek şeyler var. Şu an günümüzde parayla ilgili bir konu yok. Destek almıyorum, hiçbir destek de zaten kabul etmiyorum. Yani hiçbir yerden, hiçbir şekilde özel dostlar vesaire de olsa en fazla oturur bir yemek yeriz ama cebime hiçbir yerden hiçbir şekilde bir kuruş girmemiştir. Evet. Değerli hocam, çok değerli çalışmalarınız için kutlarım diyor Erol Bey. Sağ Ben olsun. dilimi öğrenmeye çalışıyorum. Haluk Tarcan'ın Ön Türk Uygarlığı kitabını okurken bazı dil bilimciler zaman kaybediyorum diye eleştirdiler. Bu kitap üzerine düşüncelerinizi belirtir misiniz? Haluk Bey'le çok iyi tanışırdık. O Fransa'dayken Türkiye'ye geldiği zaman yaz tatillerine gelirdi. Uzun telefon sohbetleri yapardık. Çok gayret etti. Fakat onun ulaştığı sonuçları onayladığım, kabul ettiğim kısımlar var. Onaylamadıklarım var. Yani toplu olarak bir şey söylersem gayretlerini her zaman alkışlıyoruz. Dediğim gibi tanıştığımız, konuştuğumuz, bizlere göre çok büyük olan bir büyüğümüzdü. Sağ olsun danışıyordu bize. Çok genç yaşta olmamıza rağmen o zamanlar. Toplu olarak söylediğimizde evet, sağ olsun güzel eserler bıraktı. Ama bu bütün içeriği kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü şu ana kadar yapılmamış olan fonetik, semantik, morfolojik veçeleriyle eski Türk dilinin kurulumu yapılmadan o konudaki bilgilerimiz olmaksızın sadece nereye dayandığını açıklamadığımız kendi önerilerimizle işte yaptığımız bir kelime, bunu Oz olarak okuyorum. Oz şuna gidiyor. Tamam, güzel. Bunu uku olarak okuyorum. Uku şudur. Neye göre bu sonuca varıyoruz? Bunların açıklanması gerekir. Ben böyle okuyorum, böyle görüyorum diyorlar ve çok güzel sonuçlar da var. Ama bunlar bir kısmını teşkil ediyor. Tamamını onaylanma imkanımız yok. Kendisine de söyledim. Hatta bazı yanlış okumaları oldu. Maalesef daha sonraki özellikle çıkan İkinci kitabında 2004'te mi çıkmıştı? Orada daha önce söylememe rağmen bazı yanlışlar tekrar edildi. Fakat bilim yanlışlanabilirlik üzerine kurulu, değil mi?
Hata yapacağız, yanlış yapacağız ama olanı tekrar eden medrese talebesi gibi olmayacağız. Yeni şeyler düşüneceğiz. Tabii ki hata yapacağız. Hata yapan insan, mevcudu tekrarlayan insandan çok daha değerlidir, üstündür. Kusura bakmasın kimse. Eğer bilim adamı, araştırmacı olarak ortaya çıktıysak, yok ben uygulamacıyım, beni ilgilendirmez, ben gördüğümü, doğru bildiğimi uygularım diyen bir teknisyenin durumu tamam, kabul edilir. Ama ben bir araştırmacıyım, ben bir bilim adamıyım diyorsak ve mevcudu tekrarlıyorsak kötü, çok kötü bir durum. Ama yeni bir şeyler söyledik, bunlar yanlış çıktı. Bu yanlış yapan insan daha alkış hak ediyor demektir. Evet. Büşra Hocam, Finliler İskandinavları yönetirken daha sonra onlar tarafından yönetildiklerini söylüyorlar. Kalevala destanında Kaleva'nın üç oğlundan biri İskandinav bölgesine yerleşerek onları yönetiyor diye bir saptama yapmış. Bülent Bey, Ginger, yani kızıl saç rengine göre Viking veya Kelt geçmişi var mı? DNA analizi bize tüm İngiliz halkının İngiliz halkı ile neyi kastediyor? Bilemem, anlamadım. İngilizler dahil diyor. Az miktarda Viking DNA'sına %60'ın üzerinde Britonik, yani Celtic olaraktan da bildiğimiz DNA'sına sahip olduğunu gösteriyor. Bu durumda kızıl saç ile Türk Viking bağlantısı kurulabilir mi? Celtic Viking bağlamı nedir diye düşünüyorsunuz diyor. Evet, Breton halkının üzerine Anglo-Saksonlar geldi. Anglo-Saksonlar kıta Germen bölgesinden, Almanya'dan hareket ettiler. Onların üzerine Vikingler geldi. Evet. Şimdi Anglo-Saksonlar gittiği zaman o bölgedeki bütün yerlileri öldürmediler. Zaten Galler ve İskoçya da hala yaşıyor. Galler de sadece dillerini kaybettiler ama günümüzde bile işte bu akşam maç yaptık. Oraya çıkan Anglo-Saksonlar eski Kelt yerlilerini tamamen yok etmediler. İngiltere kısmına, Anglitera değil mi? Kelimeyi İtalyanca'dan almışız. Anglitera'ya yerleştiler ve oradaki Breton halkını asimile ederek Anglo-Saksonlaştırdılar. Bunların üzerine Danimarkalılar geldi. O zaman İngiltere'deki oran çok düşecektir. Yani üç tabakası var ve üçüncü tabaka çok az sayıda, İngiltere'deki nüfusa göre sayıları az olan bir Viking azınlık geldi ve adaya hakim oldu. Hem Anglo-Saksonların yaşadığı bölgelere hem de Kelt asıllı nüfusun yaşadığı İskoçya ve Galler gibi yerlere olmak üzere oralara hakim oldu. Şimdi Viking, Kelt, ben soruyu tam anlayamadım. Merak edilen nedir? Eğer adadaki etnik süreçler ise durum bu. Daha önceki İber yerlileri, onun üzerine Keltler, onun üzerine Anglo-Saksonlar ve Yutlar, onun üzerine Vikingler, Danimarkalılar olmak üzere üst üste konmuş. Beş tabakadan oluşan temel bir yapısı var ada halkının. Vikingler bunun üzerinde normal olarak, doğal olarak bir azınlık teşkil ediyor. Ama bunu neden ve niye Keltler ile kıyaslıyoruz? Ondaki maksadımız ne? Ben sorudan bunu anlayamadım açıkçası. Bunlara Türk fenotipi olaraktan görüyor herhalde Bülent Bey. Türk fenotipine uygun olaraktan bunlar Türk müler diye soruyor aslında. Yani Türk fenotipinde kırmızı saç var ya, özellikle avarlarda filan.
Ondan sonra onlar da oraya gidiyorlar zaten. Vikinglerle olan akrabalıkları da var. Yani onlarla da karışıyorlar. R1B haploidi orada da %14 civarında var. Demek ki bu adamlar diyebilir miyiz demek istiyor aslında. Anladım. Evet, Keltler'de, İrlandalılar'da falan kırmızı saç, evet, biliyoruz, yaygın. Fakat dünyada kırmızı saçın en yoğun olduğu yer Mariel. Rusya'daki Doğu Fin, Volga Fin topluluklarından birinin olduğu bölgededir. Onların arasındadır en çok kırmızı saç. Ama etraflarında azalır diyelim, sarıya kayar, siyaha kayar. Ya bu yaklaşımlar Türklerde, işte şunlar kırmızı saçlı, bunlar mavi gözlü. Milliyet sosyolojik bir konu. Bu bize sosyolojik olarak oluşmuş bir milliyet elimizde, onun verisini alırız, genetik verisini. O genetik verinin başka yerlerle ilişkisini inceleriz. Ama falanca genetik veriye sahip insanlar filanca milliyettendir. Bunu hiçbir şekilde söyleme imkanımız yok. Bakın, R1'in A ve B olarak ayrılışı 26 bin yıl önce, yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. 26 bin yıl önce, 26 bin yıl geriye gittiğimizde günümüzden 4500 yıl geriye gittiğimizde Bangladeşlilerle Almanların ataları aynı dili konuşuyor. Ondan da günümüzden 7500 yıl kadar geriye gittiğimizde Türklerle Almanların ataları aynı dili konuşuyor. Şimdi R1A'yı veya R1B'yi eşittir Türk deme imkanımız yok. Fakat sonraki dönemde Türk olarak bildiğimiz sosyolojik süreçlerin Türk olarak ortaya çıkarttığı toplulukta bu temel ve esas, ana yurt noktasında da bu bunu gösteriyor. İşte bu topluluk ile Avrupa'daki R1A ve R1B'nin varlığı niye önemli? 26 bin yıl gibi bir zaman diliminde sahip olmayıp 4500 yıl, hatta 4400 yıl geriye gitmesi sebebiyle önemli. Bize bir görülebilir bir ufka giriyor. Görülür bir mesafeye geldiği için önemli. Nedir bu? Avrupa'nın batısındaki şeritli seramik kültürünün halkında ortaya çıkar. Buna Yamnaya kültür bölgesinden bir gen akını olur. Yamnaya kurgan sahibi bir kültürdür. Kurgancıların kültürüdür Karadeniz kuzeyindeki. Bunlardan sonraki işte en başta söylediğimiz o genetik veri birinci dalga burada geçer. Yamnaya, yani kurgancıların kültür bölgesinden hemen batısında bulunan sonraki Germen halklarının ataları olarak tahmin ettiğimiz şeritli seramik kültürü, CVC olarak geçer bu. Oraya bir gen akışı olduğunu görüyoruz. Ve bu da Güney Ural bölgesinden geliyor. Yamnaya kültürünü kuran kurgancıların da çıkış noktası Güney Ural bölgesi. Oradan Karadeniz kuzeyine, Karadeniz kuzeyinden de işte bu şeritli seramik kültürü sahasına doğru akıyor ve ilk kez orada ortaya çıkıyor. Bu nokta da önemli. Yoksa öbür türlü Avrupa'da 10 bin, 20 bin yıllık bir eskiliği olsaydı şu an hiçbir şekilde konuşma ihtiyacı duymazdık R1A'yı, R1B'yi. Çünkü 20 bin, 30 bin yıl geriye gittiğimizde sonraki konuştuğumuz dil ailelerinin bile hiçbir hükmü kalmıyor. Dediğim gibi Türkçe ve Almanca 7500 yıl geriye gittiğimizde birleşiyor, bir araya geliyor. Tek bir dile doğru gidiyor. Ama işte Avrupa'da görülebilir bir sahada ve görülebilir bir nüfus hareketi olduğu için R1A'nın
şeritli seramik bölgesine girişini tarihlendirebildiğimiz için konuşuyoruz. Artık tarihi bir veri olarak bunu kullanabiliyoruz. Orada tamam, ama öbür türlü kızıl saç veya R1 genel olarak bunun dışındaki C grubu Türklerde şöyle, Moğollarda böyle, yahu biz R'den bahsediyoruz. C çok öncesine ait. Bunu herhangi bir toplulukla özdeşleştirme imkanımız yok. Ama dediğim gibi günümüzdeki bir mevcut topluluktaki dağılımına, oranına bakarız. Ama başka bir toplulukta aynı haplogrubun, haplotipin olması o topluluğun öbürünün kökünden geldiğini göstermez. Daha önce bilinmeyen çok eski bir dönemde bir nüfus hareketi olduğunu gösterir. Ama o dönemde bu topluluklar var mıydı? Türk var mıydı? Moğol var mıydı? Alman var mıydı? Tabii ki yoktu. Tabii. Evet. Yani bir de 1789 yani. Milliyetin tarihi öyle bir şey. Irk dersek belki. Ondan sonra. Evet. Ama milliyet deyince yok yani. 1789'da. Son olarak hocam, Zuhal Hanım, buna içtenlikle, hatta ayakta alkışlayaraktan katılıyorum. Ekonomik olarak bağımsız kalma düsturunuzu naçizane en derin takdirlerimi tebrik ederim ve çok teşekkür ederim sunumunuza diyor. Aynı şekilde tüm kalbimle katılıyorum. Bu arada bir tane daha soru geldi hocam. Daha doğrusu katkı. Çok teşekkürler Sayın Osman Karatay hocam. İnsanın dili tutuluyor. Bu yoğun bilgilerinizi süzüp bize aktardıklarınızdan. Kaliteli zaman kattınız hayatımıza. Tekrar teşekkürler. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Saygılar sunuyorum diyor Hakan Büyüğüm. Çok teşekkür ederim. YouTube'a bakayım. YouTube'da da hala sorular geliyor mu? Fatih Erçetin Bey, biyolojik olarak ırk yoktur Sayın Hocam demiş bana. Yani at değiliz tabii ki. Evet, evet. Hayır. Yani ırk demeyelim o zaman ona. Başka bir şey diyelim. Güzel de bir kelime de değil zaten. Evet. Sevgili hocam, çok yaşamımıza değer kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Seçkin bir topluluğa konuştuk. Büyük bir zevkle konuştuk. Güzel bir sohbet oldu. Umarım faydalı olmuştur. Biz çalışmalarınızı yakından izlemek ve elimizden bir şey geliyorsa da yapmak isteriz. Ben artık eğiticilik yapmıyorum. Ama çevremdeki herkesi ön Türk çalışmalarına yönlendirmek istiyorum. Yani naçizane sosyoloji çalıştım, tarih çalıştım. Ondan sonra aynı şekilde hepimizin çok fazla da değerli bilim insanımız da kalmadı. Yanınıza yönlendireceğim. Gidin Osman Hoca ile konuşun. Bir şeyler bir ucundan da siz tutun diyeceğim. Bunlar daha çok dil bilen insanlar. Ondan sonra onlara ihtiyacınız olacağını düşünüyorum hocam. Büyük memnuniyetle. Biz Çam Limanı Akademi olarak varlık nedenimizi bir manifesto ile her seferinde okuyoruz. Toplantının bitiminde izninizle. Bizim şiarımız Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi yerken coğmalı.
balık yemeli. Nasıl tutulur bilmeli. Mavi vatanda kadın yüzer, yerken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker. Hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına. Çünkü mavi vatan sözde olmaz. Kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın. Kuleli Askeri Lisesi açılsın. Askeri Tıbbiye açılsın. Mavi vatan ülküsü müfredata girsin. Saygılar sunuyorum hocam. İyi ki geldiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.